Mesaj verelim. 60'lı yıllar ben iyi koşuyorum, merdiveni hızlı çıkıyorum, elimde paketle şu kadar hızla yürüdüm. O halde kalbim çok iyi, damarlarım açık düşüncesi yanlış. Tamamen yanlış. Böyle bir kişiye, böyle bir düşünceye kapılmamak lazım. Hı hı. Ne oluyor? Bu zorlamalarla işte aniden kalp krizi geçiriliyor. Demek ki 60'lı yıllarda gizli damar hastalığı olabilir. Mümkünse bunun testlerini yaptırmak kontrollerini yaptırmak, doktora danışmakta da çok fayda olan yıllar. Hiçbir belirti olmadan insanlar gidip aslında damarlarının tıkanık olup olmadığına baktırmıyorlar hocam. Aslında en büyük sorunumuz bu galiba değil mi? E, tabii ki eğer bir insanın şekeri varsa, kolesterolü varsa, tansiyonu, tansiyonu da var. yüksekse bu 60'lı yıllara geldiğinde %80 damarında Hı. sıkıntı var. Aslında belirti veriyor da diyebiliriz damarlarımız şeker tansiyonla birlikte ki değil, değil mi? Tabii ki mi? evet onlarla evet. belirti bile ver. Hı. Ve geldik efendime söyleyeyim şikayetler çıktı. İşte Yavuz bu evet. 70'li yıllarda biliyorsunuz çoğu insan dizlerde romatizma, şeker hastalığı, böbrek yetmezliği başladı. Gözler görmüyor. Artık buradan geriye dönüş oldukça zor Zor. Efendim. Ne oluyor burada? Biz Çaresiz doktorlar başlıyoruz ilaç yazmaya. İlaçlar sadece semptomları geçici olarak düzeltiyor. Ama şuraya temele iyi atmadığımız için tam düzelmeyi bir türlü sağlayamıyoruz. Evet. Yani ve neticede geldik bu 70'li yaşlarda kalp krizi geçiriyoruz. Ani ölümler, bayılmalar, kalp yetmezliği, felç, unutkanlık, bunama ve nihayet vefate kadar geliyoruz. Demek ki... Bakın binanın temelinde ne var tekrar hatırlayalım. Çok aşırı hayvansal gıda, yağlı beslenme, hareketsizlik, sigara. Bunlardan uzak durup temeli Iyi atmamız gerekiyor. Gerekiyor. Hocam e, şimdi şey sormak istiyorum. Biraz önce dedik ki, hani genetik çok fazla etkili değil dediniz. Evet. E, genetikin etkili olduğu soy hangi taraf? Mesela anne tarafında görülen hastalıklar mı yoksa baba tarafındakiler mi daha etkili oluyor? Diye bir ayrım var mı acaba? Bir görüntümüz var. Onu alalım arkadaşlarına. Sizden de cevabını rica edeceğim. Evet. Burada. Tabi bu genetik mirasta böyle bir ayrım yok ama bu tablo şu açıdan çok güzel oldu Çağla amcım biliyorsunuz bazıları ben daha çok bitkisel besin tüketin hayvansal gıdaları azaltım dediğimde bazıları şöyle diyorlar benim dedem diyorlar mesela hı hı. efendim yoğurt yedi et yedi tereyağını şöyle şöyle yedi, yedi ama 90 yaşına kadar yaşadı, yaşadı. bu nasıl oluyor? Buradan onu anlatabilirim bu tablodan. Buyurun diyelim hocam. ki Ali'nin dedesi, çünkü böyle insanlar hep var sahiden etrafımızda, dedesi çok uzun yaşayanlar. Ali'nin dedesi şöyle baba dede diyelim mesela, çok et yedi, çok yoğurt yedi, efendim hayvan salgıda aşırı tüketti, 100 yaşına geldi. Diyelim. diyelim. Bu nasıl oluyor? Bunun en büyük sebebi, yani insanların bunu anlatmasının sebebi şu, bu tip Olağanüstü kötü beslendiği halde uzun yaşayıp uzun yaşayan insanlar gerçekte var. Fakat bunların sayıları çok çok azdır. Sayıları Bir çok Bir örnek az. göstermek yanlış olur aslında takdir ilahi diyelim hocam. Tabii ki çünkü bakın Ali'nin bir tek bu dedesi kötü beslendiği halde çok uzun yaşadı. Hı hı. Ama hı. babaannesi, anne dedesi, diğer dedeleri, efendim dayıları, teyzeleri, amcaları pek çoğu evet. kalp krizinden, şekerden, böbrek yetmezliğinden vefat etti. Ali bunların hiçbirini söylemez.